Arkadaşlar, nasılsınız, iyisiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu arada bayramınız nasıl geçti, iyi geçti mi? İnşallah iyi geçmiştir. Bizimki de sorarsanız iyi geçti sayılır. İşte evdeydik. Hastalıktan dolayı herkes evde geçirdi bayramı. Öyle işte. Bugün de yemeklerime geçeyim ben. Bugün size beyaz etli mantarlı makarna yapacağım. Bir de patatesli köfte yapacağım. Önce bir beyaz etli mantarımızı yapalım, fırına sürelim. Ondan sonra makarnamıza geçeriz. Köftemize yavaş yavaş geçeriz öyle. Şu malzemelerimi size göstereyim böyle. Böyle beyaz etim var, göğüs eti. Göğüs de olabilir. Şinisilik et de olabilir. O size kalmış. Şöyle kaşar peynirim var biraz. Şöyle çay kaşığıyla toz biberim var. Pul biberim var. Tuzum var. Hep çay kaşığıyla ölçtüm ben bunları. Bir de kekikim var. Bir de şey tavuk tozum var. Şöyle sıvı yağım var. Onu da hepsini kullanmayacağım. Onu biraz şey yapacağım, göstereceğim size. Bir yeşil biberim var. Bir de kırmızı biberim, paprikam var. Mantarım var. Hadi bakalım bir başlayalım bizimle. Şöyle. Şöyle baharatlarımızı koyalım içine. Hepsini böylesine koyalım. Şöyle sıvı yağımızı da koyalım. Hepsini kullanmayacağım. Bu kadar yeterli. Aha bak kızlar, böyle bir karıştıralım. Ondan sonra şey yaparız. Ben mi yıkayım şimdi? Kızlar bakın, önce mantarlarımızı dizelim. Mantarımın içini çıkarttım. Şöyle içini de şeye kullanacağım. Makarnanın içine kullanacağım. Şöyle dizelim böyle mantarımızı. Şöyle içine. Şöylesine dizdik mantarlarımızı. Koyalım. İçine de böyle kaşar peyniri koyalım. Görüyor musun? Böyle kaşar peynir, pısa peynir de olabilir. Öbürü de olabilir. Dilim kesip de üstüne indirebilirsiniz. Hangisini isterseniz. Şimdi mantarlarımızı yaptık. Etimi böylesine ortaya dizeceğim. Şöylesine koyacağız. O fırında pişiyor. Hamur gibi oluyor. Pişmesi. Pratik, kolay bir şey. Yemek işte. Bir menü. Ne pişiririm, ne pişiririm derseniz hemen yapabilirsiniz böyle. İsterse etle de yapabilirsiniz yani. Tavuk eti yemeyenler etle de yapabilir. Köfteyle de yapabilir kendine. Şöyle azıcık bir su damlatacağım ortasına. Şöyle iki yemek kaşığı kadar yeterli. Kızlar ben bunu böylece fırına süreceğim. Biraz pişsin. Piştikten sonra biberini, paprikasını üstüne koyacağım. Yine size o zaman göstereceğim ben. Kızlar bakın şeyimizi pişirdik, etimizi. Biraz pişirdik. Şimdi biberlerini koyacağım. Böyle 10 dakika daha koyacağım fırına. Ondan sonra çıkartacağız. Böyle 20 dakika, 25 dakika nem pişti fırında. Çünkü biberlerini önceden koymadım, yanar üstünde diye.
Sonra da biraz pişirin. Çıkarttıktan sonra, çıkartmadan önce 10 dakika önce çıkartın, biberleri koyun, geri sürün fırına. 10 dakika daha kaynayıp pişince çıkartırsınız. Şöyle seni. Şimdi geri fırına alacağım. 10 dakika daha pişsin bu. Fırında pişsin. Kızlar, şimdi köfteme geçtim. Köftemi yapacağım. Şöyle soğanım var, rendeleyeceğim onu içine. Burada da baharatlarım var. Böyle tatlı kaşığıyla tuz var, vegetan var. Bir de toz biberim var, pul biberim var, karabiberim var benim. Biraz sıvı yağ katacağım. Maydanozum var birazcık. Onları katacağım. Bir de semil tozu. Şöyle yarım çay bardağı kullanacağım herhalde. Bir tane de yumurta. Bunlar şeyin için. Bu da patates köftemin içine kullanacağım onları da. Karabiberim böyle. Birazcık şey var. Bezelyeyle havuç. Bir de karabiber katacağım. Tuz katacağım ona. Onu da göstereceğim yaparken size. Şöyle bir tane de yumurtam var. Ben şimdi bunu soğanımı rendeleyeyim. Size yine göstereceğim yani. Aşama aşama göstereceğim hepsini. Şöyle soğanımızı rendeleyelim önce. Şimdi baharatlarımızı attım içine. Hepsini. Şöyle iki diş de sarımsağım var. Onu da katayım. Doğradım, hazırladım onu da. Yumurtamızı kıralım içine. Az biraz da sıvı yağ. Böyle iki yemek kaşığı kadar. Bir de maydanozumuz var. Onu da katalım. Şimdi karıştıralım. Yoğuralım bunu. Şimdi semil tozunu da dökelim içine. Yarım çay bardağı vardı benim semil tozum. Çok kullanmayacağım. Yarımdan biraz daha az döktüm içine. Bu yeterli. Çok katmayayım ki sertleşmesin. Çok kattığınız zaman çok kökteniz sert olur. Şöyle canım. Yeterli. Bakın şimdi köftemin içini hazırlıyorum. Burada 2-3 patates var. Haşladım bunu önceden. Böyle ezdim, hazırladım. Şöyle içine de biraz bezelyeyle havuç katacağım. Bunu ölçmedim. Bunu göz kırarı katarsınız böyle. Bir çay bardağı çıkar burada havucumla bezelye. Yani şöyle biraz sıvı yağ katacağım. Tuzumu atacağım içine. Biraz, bir çay kaşığı da karabiber atacağım. Bu kadar, başka malzeme kullanmayacağım buna. Bunu karıştıracağım. Şimdi biraz elimle şey yapıyorum böyle. Bakın sizler, bu köftenin içine koyacağım. Önce bir şöyle patatesimi şey yapayım. Şöyle. Şöyle seni buraya bir indireyim iki tane. Önceden patatesinizi böyle hazırlayın. Sonra köftenize başlarsınız. Güzel, bir tane böyle yuvarlak yaptım, top yaptım. Şimdi önce onu yapayım. Şöyle açayım.
Bunu içine alacağım. Kapatacağım şöyle. Böylece elinizle iyice parmaklarınızla kapatın şöyle. Geri şöyle yuvarlayın. Şunu ortaya kullanacağım. Ortaya o olacak. Şimdi öbür hazırladığım patatesimi yapacağım. Şöyle uzun açın bunu da. Şöylece ne? Bunu alacağız. Böyle geri kapatacağız. Böyle elinizi sıvıya batırın. Daha kolay kapanır. Bak, kapandı. Bir tane daha yapayım. Şöyle cevizden biraz büyük alın şeyini, köftenizi. O zaman kolaylıkla içine koyabilirsiniz patatesinizi. Bu arada biz makarna suyumuzu da koyduk üstüne. Suyumuz kaynasın, makarnamızı içine alacağız. Arkadaşlar bakın, köftemizi yaptım. Hazırladım şimdi tepsimi. Birazdan bunu fırına alacağım. Bir sosunu hazırlayın ben. Bunu fırına süreceğim. Bunu biraz pişireceğim. Sosunu ondan sonra dökeceğim üstüne. Biraz fırında pişirsin, ondan sonra sosu dökeceğim. Şöyle biraz domates sosum var. Ondan koyacağım. Şöyle. Çay kaşığına pul biberim, toz biberim. Bir de tuzum var. Onları da katıyorum. Şöyle az bir de sıvı yağım var. Bir yemek kaşığı kadar. Karıştırın bunları. Bir çay bardağı da suyum var. Hepsini koymayacağım. Yarım çay bardağı yeterli. Şöyle gene köftem biraz pişsin, bu sosu üstüne dökeceğim. Kızlar, etim mantarlı etim pişti. Ben onu fırından çıkarttım. Bu burada dursun, köftemi aldım fırına. O da biraz pişsin, onun sosunu dökeceğim. Kızlar bakın, bu da mantarımın içi. İçini çıkarttım ya, fırına sürdüydü mantarım. Bu içinde makarnanın içine kullanacağım. Şöyle doğrayayım, hazırlayayım. Bakın arkadaşlar, köftemiz biraz pişti böyle. Şimdi sosunu dökeceğim üstüne. Biraz fırında 10-15 dakika pişsin. Çıkartın, sosunu dökün böyle. Sosunu arasına dökün. Üstüne değil köftenin. Şöyle arasına dökelim. Şimdi geri fırına alacağım. Kızlar bakın, suyum kaynıyor. Ben şimdi makarnamı koyacağım. Fırın. Şöyle makarna kullanacağım. Şöyle açayım. Şöyle döküyor. Şöyle makarna da kullanacağım. Kaç tane atalım içine. Şöyle haşlansın makarnamız. Bundan sonra bu arada da soğanımı, bir tane soğan doğradım. Bir çay bardağı da zeytinyağı kullandım buna. Bu kızarsın, makarnamın sosu bu. Ondan sonra bunları katacağım, baharatlarını, şeylerini. Böyle mantarım vardı, gösterdiydim size. Paprikam var, kırmızı. Zeytinyağı var.
körüm var, bir çay kaşığı bunlar. Pul biberim var, toz biberim var, bir de tuzum var. Bir tane de salam var kullanacağım. Bir de böyle makarna sosum var, onu da kullanacağım. Bunları yaparken size hepsini göstereceğim. Kızlar bakın köftemiz de pişti bu arada. Şöyle pişti. Fırında bıraktım da sıcak sıcak dursun. Sunum da size göstereceğiz. Kızlar soğanımız oldu. Şimdi mantarıyla paprikasını da koyayım. Az biraz da onları şey yaptım, kızarttım. Şöyle biraz da bunlar kızarsın. Baharatlarını öyle atayım içine. Tamam, şimdi paprikalarımız da mantarımız da kızardı. Şöyle biraz domates sosunu katalım. Şöyle. Sonra baharatlarımızı katalım. Sosumuzu da katalım. Peri sosu. Makarna sosu işte. Sanemizi de katalım. Bir tane Türkçe'de ne? Şılak. Türkçesi ne? Krema. 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 Krem şartı. Değil mi? Krem şanti de krema deniyor. Ha, krema. Böyle. Kremayı her şeye kullanıyorsun ama krem şanti tatlılara vesaire. Ha. Bir tane de ondan kattık. Az bir işte suyumuzu katacağız. Şöyle. Şimdi sosumuz kaynasın. Bir tutam maydanozum var. Biraz da yeşil sarımsağım var. Biraz az bir şey de şeyim var, yeşil soğanım var, küçük böyle. Her yerde satılıyor bu. Biraz da ondan doğradım, hazırladım. Bunu en son katacağım. Makarnamı koyduktan sonra onu da katacağım. Kızlar sosumuz da hazır. Şimdi makarnasını katacağım içine. Şöyle seni. Karıştıralım. Mis gibi oldu, mis gibi. Şöyle maydanozunu da katayım. Geldi bizimki. Pamuk prenses kapıya vuruyor. Salamca gidiyormuş. Evin gel, sana makarna vereceğim, gel. Evin gel, makarna veririm sana. Böylece oldu işte. Ne kadar güzel oldu işte bak. Mis gibi oldu. Tamam, yemeklerim pişti, tamam, hazır şimdi. Arkadaşlar yemeğimi yaptım, bitirdim. Bir videomun daha sonuna geldim. Hadi herkes kendine iyi, hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.